Allah'ım ya. Onca kaçma kovalamacaya değdi mi Yeşil? Ha? Bak, burada ne yazıyorsa o. Hele değil, geldin işte. En başında olması gerektiği gibi. Benimsin. Senin kirli arzuların benim yazdığım değil. Senin kadere iftira atma. İçini kirleten duygular senin yazgın olabilir. Ama benim kaderim olmayacak. Nereden öğrendin bu lafları? Mapusta mı? He? Cevap verme bakalım. Bir ömür boyu konuşacak çok vaktin olacak. Sakın telaş etme ha. Benim himayem altındasın. Ağam biraz canını yakacak başta. Ama ben istemeden kimse senin canını alamaz. Bunu böyle bil. Dibinden ayrılmak yok Dilaver. O arabanın tekeri taşa değmeden çiftliğe varacak. Tamam ağam. Hala. Efendim canım. Annem niye bizimle gelmedi? Gelecek halacığım. Gelecekti mi baba? Baba. Var mı bildiğimiz ha? Allah Allah. Evet ağam, aldık geliyoruz. Ünal'la beraber önümüzdeki arabadalar. Eyvallah ağam. Evet ağam, birazdan çiftlikte oluruz. Eyvallah ağam. Senin kullanacağın arabaya ne oluyor Dilaver? Ağam anlamadım ki ya. Eh be! Ne oluyor Dilaver? Lastik patladı galiba. Ya Dilaver, ben sana demedim mi Topçu orada yoksa kesin bir iş yapacak diye? Dedin ağam, dedin. Ne yapacağız şimdi? Ya bilmiyorum Dilaver, bak işte. Yani ağam bir tanesi patlamış olsa neyse de bunlar üçü de gitmiş. Yani istiyorsan ben çiftliği arayayım, bir araba söyleyeyim buraya. Olmaz Dilaver, olmaz. O kadar zamanımız yok. Onlar da mı patlak? Evet, bunlar da patlak. Yok. Ünal'ın telefon çekmiyor. Ya kardeş, bizim lastikler patladı. Çok acil bir durum var. Ben önündeki araba yetiştirsen. Buyur abi gel. Dilaver, siz de halledin gelelim. Tamam abi. Ya haydi bir şey yapın, biraz hareket ya. Haydi. Şöyle rahat ol Yeşil, kendini bırak. Ne oldu? İyi misin? Araba tuttu yoksa? He? İyiyim, bir şeyim yok. Az kaldı gideceğiz. Sedat, Hele yeşil yengenize bir su mu bir şey verin oğlum. Az kaldı geldik. Ne oluyor? Yeşil. İyisin Yeşil. Bana bak. Sen arabaya gelme. Ben kızı alıp gelirim. Olmaz dayı, olmaz. Ben seni de o kızı da yalnız bırakmam. Olmaz. Nasıl yapıyorsunuz böyle bir şey? Benim aklım almıyor ya. Kadını bile bile ölüme mi yolladınız baba? Kızım ne biçim konuşuyorsun ha çocukların yanında? Zaten görmeyeyim misin ağlıyorlar ha? Bir sus ya, Allah Allah. Susarsam daha mı iyi olacaklar sanki? Af kurma bana. Bana af kurma. Allah Allah, bir sus diyorum ha. Var her şeyin bir zamanı ya. Tamam, babacığım. Tamam, geçti. Evimize gidiyoruz. Anneniz de gelecek. Söz veriyorum size. Tamam mı? Söz veriyorum. Bıçakçılar kimseyi yarı yolda bırakmaz. Aksini düşünmek bile istemiyorum. Aha. Geliyorlar. Geldiler. Dayı. Geç. Yeşil. Hadi gel, gidiyoruz. Hadi kalk. Gel. Hadi kendine gel, gidiyoruz hadi. Kalk. Gel, gidiyoruz. Hadi. Yürü. Dayı, hadi dayı. Gel. Geç Yeşil. Geç. Ah. İyi misin? İyi. Kurtardık artık. Gel. Gel. Kardeş, eyvallah, sağ olasın. Oğlu, iyi misin? İyi misin? Lan! Saklan. Gel. Hay aksi. Lastik patladı. Yasin, siz ormana dalın. Dayı. Yasin, ne diyorsam onu yap be kardeşim. Hadi ben size yetişeceğim. Dikkat et, Allah'a emanet ol dayı. Yeşil, hadi dayan. Hadi dayan. Gel. Hadi değil. Dayan Yeşil, dayan. 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 Hadi. Hadi. Az daha gayret. Bak şu tepeyi açtık mı tamam. Koş. Koş artık. Koş. Yaşatmayacaklar beni. Yakalayacaklar bizi. Olmayacak öyle bir şey. Olmayacak. Koş. Neredesiniz lan? Ha? Neredesiniz? Topçu! Yeşil! Daha ne kadar kaçacaksınız benden? Ha? Eninde sonunda yakalayacağım sizi. Baba abim nerede? İyi dedin onu ya. Ver yan bakalım. Al. Açma. Yeşille mi abim baba? Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Dayı yanlarında duya. Açma. Ayaksız şeytan. Aç çocuğum, aç yavrum. Aç canım, haydi aç ya. Hadi, hadi. Koş. Hadi topla kendini, hadi. Topçu! Neredesin Topçu? Hadi gel. 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 Yakışıyor mu erkek adama verdiği sözden dönmek ha? Haydi ver yeşili! Sen erkeklikle katilliği karıştırmışsın koçum! Sus! Yerimizi bulacak. Bir bildiğim var. Koşmak kaçmak senin için Topçu! Sen orada bekle. Bu işler top koşturmaya benzemez. Bekle. Sözünde dur, ver yeşili! Erkek sen çık karşıma! Bıçakçıya bıçak yarası yakışır. Gel. Dayı. Gel, gel, gel. Hadi. Geç, 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 geç. İyi misin sen? İyiyim, siz? İyiyiz, iyiyiz. Ha. Hadi, hadi. Hadi bas kıza, bas. Dayan, az kaldı, dayan. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Sağ salim kavuştur kızıma. Yeşil midir, kara bulut mudur, nedir? Ersin'e bana ettiği yetmedi. Şimdi Menevşe'yi öldürtecek ya. Ay Allah korusun Rukiye, o nasıl laf? Hakikaten Rukiye sus. Kızım ne ölmesi ne öldürmesi. Ölüm yüreğimde zaten. Gelecek benim kızım sağ salim. Gelecek anacığım, gelecek. Sen merak etme. Menevşe gelsin de o bebeleri getirmesin. Allah'ım sen torunlarımı koru ya Rabbim. Sanki onların ne günahı var. El kadar sabileri yaşatılana bak. Hayırlısıyla bir gelsinler de. Allah'ım sen çocukları koru. Sen içini ferah tut anacığım. Gelecek Menevşe. İnşallah kızım, inşallah. O kadından kurtulduk ya, bayramımız olsun da. Hah, geldiler. Ha? Koşun, geldiler. Ah. Yavrum! Ya kuzum benim, Menevşem, ya kuzum benim. Annem. Benim kızım benim. Aa, göz bebeğim benim, göz bebeğim. Oy çok korktum yavrum, sana bir şey olacak diye. Ay, iyi misin kuzum ha? İyi misin? Annem, merak etme. Bir şeyin yok değil mi ha? Oh Menevşe, oh. Of. Ayça'm. Mahvolduk burada. Ayça. Bana da ver de biraz. Oy, oy. Ya Menevşe'ye bir şey olmaz bilmiyor musunuz siz ya? Hoş geldiniz. Ne kadar korktuk, ne kadar korktuk. Ne kadar korktuk. Hiçbir şey olsun. Ya bir şey yok. İyiyim, hiçbir şey yok. Ne demek yok bir şey? Kızım adamlar kaçırdı seni. Ya anne tamam iyiyim işte de. Gülender ama abarttın sen de ha. İshak, Boncuk, benim kuzularım. Hepsi geçti gitti artık güvendesiniz tamam mı yavrum? Korkmayın, evinizdesiniz, bizimlesiniz. Ay torunlarım benim, oy çok şükürler. Oh. Haydi. Yasin'im nerede? He, gelecek Yasin'e. Ne demek Yasin gelecek? Bir evladımı aldın diğerini de orada mı bıraktın? Gülender, gelecek demek, gelecek demek ha. Allah Allah. Haydi içeri. Baba, yeşili ver. Kızım! Hasbinallah. Bıçakçı, bir sorun yok inşallah. Kızım ne olabilir ya? Gülender ne olabilir? İçeride duysam içeri haydi. Şu çocuklar bir çay çorba, bir ocak görsün ya. Sebiler perişan oldu. Haydi. Lamia, al bunları hadi kızım. Hadi içeri. Hadi içeri, haydi. Haydi. Benim çok şükür. Aradım açmadılar. Benim de aklım onlarda beyim. Ya dayı şöyle çek. Ha. Dayı 2 saniye bekle. Geliyoruz biz. Gel Yeşil. Gel. Gel. Soğuk soğuk terli bitsin biraz. Soğur da yüzünden. Rahatlarsın. İyi misin? Dur ben kapatırım dur. Gel. Gel şöyle otur biraz. Gel 2 dakika soğuktan. Gel. Yeşil, güvendesin, güvendeyiz. Merak etme tamam. Hem birazdan eve de varmış olacağız. Çocukların yanında olacaksın. Herkes duysun. Tufan'la Ünal emanetimizi almıştır. Yoldalar, geliyorlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda bu günleri de gösterdim bana. Artık kimsenin yanında yüzümüz yerlere eğilmeyecek. Oğlum. Onurumuzu kirletene, o melune öyle bir karşılama yapacağız ki bunca yıldır beklemesine, bunca yıldır beklediğimize değsin. Kavarsanın bütün çiftliğe, Mardin'e. Ağam, Tufan'ı ara sen de sesini bir duysam. Ne kadar yolları kaldı acaba? Sedat, Sedat. Şişt, Sedat. Ağam. Ağam kaçtılar mı gene? Kaçtılar Dilaver. Kaçtılar. Kız ne yaptın ettiğini elimden kurtuldu ya. O Topçu'yu da bitireceğim, o Yeşil'i de bitireceğim. İkisinin ölümü de elimden olacak. O Topçu var ya, o Topçu. Bırak top oynamayı, yolda yürüyemez hale gelecek. Al işte. Kim arıyor ağam? Yeşil arıyor. Konum da atmış, gelin beni alın diyor. Sahi mi ağam? Ya ne Yeşil'i Dilaver? Babam arıyor, kim arayacak? Ağam, hiç açma istersen. Bir daha zılgıt yemeyek ya. Zaten açıp ne diyeceğim? Menevşe'yle çocukları verdik. Yeşil'i alamadık. Abim de baygın mı diyeceğim? Hadi gidelim. Yeşil. Korkma artık. O aileden kimse yaklaşamayacak sana, merak etme. Buna emin ol. O aile beni kendi elleriyle inşa ettikleri cehennemin içine atıp yakmak, kül etmek istedi. Ama ben onların inşa ettiği o cehennemin zebanisi gibi karşılarına dikilip onlara yanmak neymiş göstereceğim. Hadi. Hadi gel gidelim artık. Hadi. Gel. Dayı, hadi dayı. Nasıl bayıldı acaba? Aha. Dilaver. Bunu ne yapmış? Ağam çok etkili bir şey herhalde bu. Baksana hepsi paket olmuş. Ha Dilaver ha. Güzel kızım, şimdi evimize gideceğiz. Bu mevzu da burada kapanacak, rahat ol. Evdeler değil mi? Çocuklar sağ salim vardılar, iyiler değil mi? İyiler, iyiler. Sen merak etme, hepsi iyiler. Ya onlar iyiler de sen iyi değilsin ki. Şurada kolonya olacaktı. Şunu sür de bari, iyi gelsin. Ufak bir sürük bir şey değil. Ya olsun, sen sür, iyi gelir. Tefek sıyrıklar size ne edecek? Maşallahınız var. Sağ olasın. Siz şeytana bile pabucu ters giydirirsiniz. Dayı. Kızım sakin ol, bak her şeyi planladım. Arada hiç boşluk yok. Her şey istediğimiz gibi olacak. Öyle mi dersiniz? Öyle tabii. Biz bu maçı alacağız Allah'ın izniyle. Merak etme. Sen ezberini yap, bize güven. Şimdi şu planı bir daha anlatır mısın başa? Şimdi ben gideceğim, gayet rahat bir şekilde Ünal'ın arabasına bineceğim. Sonra sıra Ayça'dan aldığımız bayıltıcı kokuya geliyor. İçinde etkisini hemen gösteren bir kimyasal var. İyi misin? Araba tuttu yoksa? İyiyim, bir şeyim yok. Ben kendimi koruyacağım, ağzımı burnumu kapatacağım. Onu etrafa sıkacağım. Ne oluyor ya? Sonra herkes bayıldığı zaman da el frenine çekeceğim. Aynen öyle. Zaten o esnada ben geliyorum, seni alıyorum. Doğru Rıza dayının arabasında koşuyoruz. Bak bitti gitti. Bu kadar. Tamam. Ya Tufan? Onu da düşündük. Onun da önünü keseceğiz, engelleyip yavaşlatacağız. Merak etme. Ay seni kullanacağın arabaya ne oluyor Dilaver? Ağam anlamadım ki ya. Yasin. Önceliğin yeğenlerin. Eğer bir seçim yapman gerekirse beni bırak. Yeğenlerini kurtar. Tamam mı? Söz mü? Öyle bir pozisyon olmayacak. Merak etme. İnşallah. İnşallah. Çok korktum. Çok korktum Allah'ım. Ya bir aksilik olsaydı? Ya Ünal çocuklarımla beni alıkoysaydı? Aslında o suratı meymenesiz oraya gömmek vardı ya. Neyse. Tamam dayı, konuyu kapatalım da bir an evvel eve gidelim. Bak bizimkiler merak etmiştir. Doğru diyorsun. Bize gelmek için 6 sene geciktin Yeşil. 6 sene geciktin. Geliyorlar, geliyorlar. Ünalayla Tufan'a geliyorlar. Aha. Şükürler olsun Allah'ım. Sana şükürler olsun. Yeşil nerede? Konuştuğumuz gibi baba. Menevşe'ye ve çocukları verdik. Karşılığında Yeşil'i aldık. He. Ama yolda elimizden kaçtı. Ne demek Yeşil kaçtı? Nasıl kaçar? Yazıklar olsun sana. Telefonu açmadığınızdan anlamalıydım ben. Senin gibi oğul olmaz olsun. Ünal, Ünal'a ne oldu? Ona da mı sahip çıkamadın? Ünal! Oğlum! Oğlum ne oldu? Şimdi de Ünal'ımı aldılar, yoksa benden. Hadi içeri götürün. Allah'ım ne evlat acısına daha ne kalbim ne öfkem dayanır. Sedat! Hadi içeri alın. Şükür kavuşturana çok şükür. Şükür şükür. Aman Allah başka ayrılık vermesin de. Amin. Amin. Ya ne demek kadın kaçırmak, çocuk kaçırmak ya? Ayça, daha annem yeni sakinledi. Dur da. Ne yediniz, ne içtiniz oralarda kim bilir? Sağ olasın Namiye ablam benim. Pislik herifler ya. Menevşe ne ettiler o herifler size ha? Neler ettiler söyle bakayım. Rukiye. Bir de bana diyorsun ha. Rukiye kızım bir dur, nefes alsın çocuklar. Zaten korktular yavrularım, çok korktum, çok. Lamia, hadi kur sofrayı. Çocukların karnından bir güzel sıcak yemek geçsin. Uy kuzularım benim. İshak Ali ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Dere sen de ye. Oy deden kurban olsun sağ boncuğum benim. Ya kızım sen. Ya kıymetlım ya tatlım ben yiyeceğim sonra afiyet olsun. Yasin'i mi aradın? He. Onu aradım. Gelecek abi birazdan buraya. Gelsin. Gelsin de gözümün önünde olsun hepsi. Hmm. Hepsi gözümün önünde olsun. Oh. Ağam çok şükür Ünal gözlerini açtı. Ha şükürler olsun. Şükürler olsun. Çok şükür. Abin kendine geldi ama senin bana uğrattığın hayal kırıklığından sonra ben kendime gelemedim. Beklemiyorduk baba. Ayrıca bu Yeşil eskisi gibi değil. Kafası farklı çalışıyor. Sanki ona biri... Sus! Bir kadını getirmeye gücün yetmedi. Yazık Tufan. Çok yazık. Artık ne itimadım kaldı sana, ne de sözlerine inancım. Sana verdiğim her şeyi geri alıyorum. Doğduğun gün nasılsan şimdi de öyle duruyorsun karşımda, çırılçıplak. Bu evdeki herhangi bir eşyadan hiçbir farkın yok Tufan. Baba! Senin ayakta duran, seni de ayakta tutan tek oğlunum ben. Başına bir kötülük gelse koşarak gelecek tek evladın. Yeşili sana ancak ben getirebilirim. Ne mezardaki oğlum benden iyi silah kullanır, ne de sandalyedeki oğlum benden hızlı koşar. Ağam bir dur! Sen geri dur Hasret. Sen geri dur! Bana bak Tufan. Daha hiç koştuğunu göremedik. Hiç silah kullandığını da. Sen hep geç kaldın Tufan. Hep geç kaldın. Ünal'ın düğün günü de geç kaldın. Bugün de. Şimdi çıkar silahını, koy masanın üstüne. Bunu yapamazsın baba. Bu silahı verirken söylediklerin daha dün gibi aklımda. Ben senin baban değilim. Senin ağanım, ağan. Ben vermişim bu silahı sana. Şimdi de geri alıyorum. Ver. Çıkar şu silahı. Olmaz. Her şeyimi al, silahıma dokunma. Ver diyorum. Çıkar şunu. Çıkar şunu. Olmaz baba. Tamam, sakin. Yapma ağam, yapma. Ver, çekil şuradan. Ağam. Ver şunu diyorum sana. Çıkar şunu. Tufan, bu silah titreyen ellere yakışmaz. Öyle mi Cenap ağa? Madem silahımı alacaksın, o zaman öldür beni daha iyi. Tufan yalvarırım yapma. Bırak. Yapma oğlum. Bırak şunu. Tufan. Hadi vur. Vur işe yaramaz oğlunu. Haydi. Tufan. Tufan. Tufan çek elini o tetikten oğlum yapma. Kurban çekil olayım. Çekil sen. Hadi vur. Vur baba. Ne oldu, acıdı mı bana? Sen basmazsan ben basarım tetiğe. Haydi. Ne oldu? Yoksa elim mi titredi? Ver şunu. Tufan kurban olayım beni sensiz bırakma oğlum. Yapma. Yok. Sen basamayacaksın tetiğe. Tufan. Silahı bana verirken bu senin onurundur. Önce aileni, sonra kendini koru demiştin. Ne zaman onursuzluk yaparsam silahı geri alacağım demiştin. Çünkü silah nerede bir zayıfın, ne zaman bir kararsızın eline geçerse kurşun bilir ki masum bir insan ölecek. Güçlü güçsüzü ezecek. Ama bil ki ben ne bugün ne de geçmişte onursuzluk ettim. Her şeyimi al benden, silahıma dokunma. Çünkü onurumdan şüphem yok benim. Oğlum. Tufan. Allah'ım sana şükürler olsun. Ağam sen ne yaptın ya? He? Ağam. Ya sen ölseydin ya. Asıl silahımı alsa ölürüm ben Dilaver. Ya ağam bir silah için değer mi ya? Başka silah mı yok? Bak Dilaver. Bu silahı belime taktığı ilk günden beri aramızda duruyor. Namusu bazen ona bazen bana dönüyor. Anladın? Anlıyorum ağam. Ha. Allah Allah. Yeşil'den kurtulduk diye sevindim. Menevşem geldi dedin. Şimdi de Yasin yok ortada. Aman anne ya. Geliyor dedi ya babam, yoldaymış. Nereden bulaştı bu kadın ailemize de? Kimin getirdiği, nereden getirdiği belli değil mi anne? Belli belli de ne yapalım kızım? Ne doğru söylediği belli, ne yalanı. Şükür gitti de ev rahatladı. Vallahi geldiği günden beri koca ev bana zindan oldu da. Gerçekten boluz mu taşıyacak? Abi, neler olduğunu anlayana kadar dikkat çekmemeliyiz. Tek dileğim dönüş olmasın. Geldi mi Yasin'im? Ya Gülender, bu çocuk kuş olup uçsun mu kızım ya? Az bileme sakindir de. Ne yapayım? Kızım kaçırıldı benim, kızım. Kimse geç kalmayacak. Herkes gözümün önünde oturacak ha. Oldu canım, tesbih tanesi gibi dizlelim ha böyle. Sen de başımızda imame dur öyle. Geldiler. Geldi. Vallahi geldi. Aha. Haydi. Yasin. Oh yavrum ya. Kaldın çocuğum ben, öldün meraktan. Annem. Ah, iyi misin? İyiyim, hiç merak etme, korkma. Abim. Menevşem. Hoş geldin. Ah benim yavrum, nasılsın? İyisin değil mi? Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol, iyiyim. Merak etme. Nasılsın, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim yavrum, iyiyim. Oh, oh. Anam. İyiyim. Oh, çok şükür. İyiyiz, merak etmeyin. Yani ben iyiyim, Yeşil de iyi. Nasıl kurtuldu bu kadın? Ben demiştim size, hiç ayrılmayacağız. Anneniz yanınıza gelecek demiştim. Tamam mı? Korkmayın, ayrılmayacağız. Annem. Nasıl oldu bu? Siz vermemiş miydiniz Yeşil'i? Yeşil güvenli anne. Çocuklar da güvenli, merak etme. Yüreğime su serptin. O buradayken de benim çocuklarımın canı güvende değil. Onu ne yapacağız? Gülender. Kızım bir sakin ol da. Gülender, Gülender. Ya sakin ol deyip durmayın bana, baba ol. Delirtmeyin beni da. Çocuğum yetmedi mi benim evlat korkusu yaşadığıma? Benim kızım kaçırıldı, kızım. Hele bir bela daha gelsin başımıza. Hele bir bela daha gelsin. Gülender. İshak Ali, beni dinle. Yeşil'i korumak için kendi evlatlarını ateşe atarsın, haberin olsun. Onlardan birinin canına daha bir şey gelirse... Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Benim karşıma dikilip bana hesap mı soracaksın? Ha? Ne diyeceksin Gülender? Yok. Beni de kaybedersin evlat acısından. Hem eşsiz hem çocuksuz kalırsın diyecektim. Değil mi? Madem Yeşil de artık burada bizimle... aileni o eşkıyalardan korursan iyi edersin. Çünkü benim kalbim bir acıyı daha kaldıramaz. Bir korkuyu daha yaşayamaz bilesin. Koskoca Cenap Ağa'da dersini aldı. Artık iyice gurur meselesi yapar. Yemişim onların gururunu ya. Onurdu, gururdu. Hiçbirini görecek gözü yok onların ha. Sudan çıkmış hamsiye döndüler ha hepsi. Anladılar tabii bıçakçılar kimmiş, nemiş. Aynen öyle. Bir daha bizimle maça çıkmaya yüzü olmaz herhalde. Öyle olmaz. Lamia! Lamia! Nereye gitti bu kız ya? Lamia! Kızım nereye Suna? Buyur İshak Bey. Kızım, sen şu bebeleri al. Üstleri başları toz içinde dur ya. Bir banyo ettir, aklansınlar, baklansınlar ha. Heh, bunu iyi dedin işte. Heh. Hadi çocuklarım gidin, yıkanın, paklanın, gelin yemeğimizi yiyelim. Haydi Lamia. Yok. Olur mu öyle şey? Olmaz şimdi ben varken burada. Ben yıkarım onları, istemezler zaten. Bari ona biz karar verelim ha. Haydi gelin bakayım, haydi. Annem yıkar bizi. Ben seni istemiyorum, annemi istiyorum. Annem yıkamazsa biz yıkanmayız. Boncuk, İshak hadi annem, tamam ben yıkayacağım siz. Kalk, 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 kalk. Kızım, dur hele dinle. Bak sen bu müştemilattaki banyoyu kullanmayasın ha. Orasının durmuşun iyi değil. Sen o yukarıdaki buranın büyük evin banyosunu kullanaydın. Yok artık. Yok, önemli değil İsa Ali Bey. Önemli ya, nesi önemli değil? Müştemilatın banyosunun durumu iyi değildir de. Rıza dayıya söylerim, hali yoluna koyar orayı. Ondan sonra sen yine kullanırsın ha. Ama şimdi bugün yukarıyı kullanacaksın hadi. Biz gitseydik aslında. Yeşil. Bak bu evde ben ne dersem, benim lafımın üstüne laf demeyeceksin. Peki diyeceksin, tamam diyeceksin. Şimdi yavru uşakları, gele bakayım ben göstereceğim sana. Haydi. Oh vallahi. Götürüp vermediği, yetmediği gibi. Bir de başımıza sultan yaptın ya. Aşk olsun baba. Yakında başka şey de oturtur bana. Bizi de hizmetine vermesin. Getir götürünü yaparız bu gidişle. Şişt. O nasıl laf öyle? Ne? Sen de canımı sıkma iyice. Bir şey mi oldu? Gülender. Yok bir şey. Ben de öyle tahmin etmiştim. Anne, kocaman bir gemi gibi. Televizyonda görmüştük ya ondan. Aynı deniz gibi. Sanırım yüzmek için yapmış herhalde. Annem gel. Gel hadi gel bakalım. Üstünü çıkaralım hadi. Kaldır kollarını. Kaldır kollar. Ay. Nasıl özledim sizi annem bilemezsiniz. Yavrularım benim, göz bebeklerim benim. Göz bebeklerim. Anne ben de seni çok özledim. Asıl ben sizi özledim ben. Ben de anne bir daha ayrı kalmayacağım. Kalmayacağız tamam mı merak etmeyin. Anne uyurken halamın saçını tuttum senin gibi. Uy boncuğum benim. Bir daha ayrı kalmayacağız tamam mı? Söz hep birlikte uyuyacağız. Uyuyabildiniz mi bari? Korktunuz mu? Anne ben korktum. Ceylat'tan kaçtık ama o bizi yakaladı. Yavrularım benim. Anne ben de hasta oldum. Ne? Nasıl hasta oldun? Ateşim çıkmış. Halam öyle dedi. Kıyamam ben sana. Ne yaptınız peki? Nasıl geçirdiniz ateşini? Halam yıkamış beni geçmiş. Uy annem. Kıyamam ben size. Bir daha ayrı uyumayacağız, tamam mı? Ayrı kalmayacağız. Yanımda güvende olacaksınız, söz. Söz anne, söz. Korkmayacaksınız. Ha, tamam mı? Anne, ben büyüyünce güçlü olacağım. İkinizi de ben koruyacağım. Aferin sana, aferin, aferin. Önce ben. İlk önce ben yıkanacağım. Of ya. Ben ablayım, ilk önce ben. Tamam peki, bak sen şuna ya. Tamam önce seni yıkayalım, gel. Gel, yapacak bir şey yok. Buyur ağam, şifa niyetine. Dur be Hasret. Çayın vakti mi şimdi? Oğullarının başımıza açtığı dertle uğraşıyorum ben burada. Çayı zıkkım niyetine uzatır gibi. Tövbe tövbe. Sen de dönüp durma mahpus kaşağı gibi. Kardeşimin bir günahı yoktur baba. Yeşil'i ben tutamadım elimde. Belki de yazgıdır ağam. Yoksa o aciz kadın koca ağanın elinden nasıl kaçar? Ya ben de katil miyim sanki kadın? Onurun, haysiyetin iki paralık edilmesinin bir bedeli vardır. Ya olmasa kim dinler senin ağalığını, adamlığını? Bunun bir bedeli olacak elbet. Biz onun üstüne yürüdükçe onun ruhu bir karabasan gibi üstümüze çöktü. Hanemizin dirliği birliği bozuldu. Belki de oturup tekrar düşünmek lazım. Kan dökerek değil, farklı yolla öldürmek lazım. Hem sadece onu değil, bütün bıçakçıları. Hepsini kan dökmeden yok etmek lazım. Vallahi evde bir bayram havası var. Maşallah. Nazar değmesin maşallah. Vallahi öyle anacığım. Maşallah nasıl da hissettim. Canım babaannem benim, canım. Oo, Menevşem benim. Cenap Bey'den hala haber yok ha? Ya. Aldı tabii dersini. Elindeki silahla konuşan adamı zekayla alt ettik. Şaşkınlar tabii. Eli tutmaya sıcağı. İyice bilenmesinler bize de uğraşmayalım daha fazla. Ulan ne olacak onun bilenmesinden ya. Bozkama. Bir fışkı olmaz onlardan. Oy! Aklanmış paklanmış benim torunlarım. Rahatladı benim kuzularım. Gelin bakayım sizi bir öpeyim. Oh! Onca şey atlattı tabii benim hamsilerim. Buna can mı dayanır? Ne? Ne bakarsınız? Ha bu hamsilere baksaydınız kaçırılır mıydı hiç? Ana, sen ne biliyorsun de bakayım ben. Ben ne dediğimi bileyim mi? Acıktım ben. İyi madem. Haydi buyurun, yemek hazır. Haydi bakalım. Haydi yemeğe bugün kutlama yapılacak. Haydi. Hadi bakalım. Bir şükür secdesine varmadığımız kaldı. Rukiye. Hadi bakayım sofraya. Hadi çocuklar. Ula aç kaldınız, hasta olursunuz ha yemediniz yemeğinizi. Haydi. Babaanneleri bakar olara. He? Annem, hadi gidin. Güzel güzel yemeklerden yiyin, karnınızı soyurun olur mu? Ben almaya gelirim sizi sonra. Ben sensiz yemem anne. Anne ben de sensiz yemem, sen de ye. Annem, laf dinleyin azıcık. Hadi gidin ne olur yiyin güzel güzel, hadi. Hadi sofraya ya. Hadi bakalım çok yorulduk. Hadi canlarım benim, haydi, haydi. Ne bağırıyorsun? Oy. Boncuk. Yani bağırmayın da, karnın aç ya. Ondan diyorum. Benim de karnım acıktı. Hadi sofraya bak neler hazırladılar ya. Hadi bir bak. Hadi bakalım. Bakın, Lamia teyzen size ne güzel yemekler yapmış. He? Hadi, haydi. siz yemeyiz. Siz yiyin. Haber vereceğiz şimdi. Sakin olun, sakin. Sakin olun. Ne oldu? Ne var? Aa. Tamam, hemen. Tamam. Nesi var? Ambulansa haber verin. Apandisi ağrıyor. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Çabuk. Yahu dur canım. Hastaneye gitmek öyle kolay mı? Patlayacak. Yahu revir doktoruna arkadaşlar haber verdi. Gelecek. Arkadaş kadın ölüyor, ölüyor. Ölüyorum ya. Ölüyorum. Ya tamam, tamam. Şimdi müdüre haber vereceğim. Tamam mı? Ondan olay almamız gerekiyor. Kadın ölüyorum diyor. Yahu tamam. Sen hala arıyorsun. Tamam. Hayır. Çekilin kenara. Çok kötü. Çok ağrıyor. Cemile, Ayça'dan haber geldi. Yeşil sağ salim eve varmış. Kazasız belasız atlatmışlar. Ne diyorsun kız? Sana haber gönderdiler. Allah'ıma bin şükür ya. Bak ben burada neler yapıyorum. Bak görüyor musun? Az kalsın ne yapacaklardı bana, bak görüyor musun? Ha. Neyse doktor. İyiyim ben. Ya. Neyiniz var? İyiyim ben. Şöyle oldu, aniden bir gaz sancısı girdi ama ben onu apandisi sandım, panikledim. Olacak iş değil gerçekten. Ama çok iyiyim şu an. İyiyim, hiçbir şeyim yok. Revire gelin, muayene edip bir bakalım. Yok vallahi billahi hiç gerek yok. Ben sizi hiç uğraştırmayayım. Her şey yolunda. Evet, haber alamayınca meraktan patlayacak sandık. Yani korktuk apandisi patlayacak diye. Olsun, siz yine de gelin. Öyle mi diyorsunuz? Evet, lütfen buyurun. Peki, tamam. Siz şey yapın, ben gelirim. Aman yarabbim. Gel. Aha! Kim kimi kaçırdı ya yine? Kimse kimseyi kaçırmadı baba. Yeşil'in bir fikri var. Deme ha. Nerede o? Yarın savcılığa gidip uzaklaştırma kararı alacağım. Yani ben geç bile kalındığını düşünüyorum. İyi. Yarın Yasin'le beraber gidin, alın kızım bu uzaklaştırmayı. Bu aha müsveddesi de düşsün bir an önce yakamızdan ha. Bizden uzak Allah'a yakın olsun. Onlara dünyayı dar edeceğim. Burada yazılanlara bakılırsa uzaklaştırma kararı için geç bile kalmışsınız. Peki hızlı bir şekilde sonuç alabilir miyiz acaba? Elbette. Zaten uzaklaştırma gibi önleyici tedbir kararları süratle verilir. Anlattıklarınıza bakılırsa büyük bir tehlike altındasınız. Yani neredeyse Karlıca ailesinin bütün erkekleri size fiili saldırıda bulunmuş. Ben dilekçenizi hemen işleme alıyorum. Karar gün içerisinde karşı tarafa tebliğ edilir. Geçmiş olsun. Harika ya bu. Çok güzel bir haber. Yani en azından bir süre oyalar onları. Durdurmaz ama oyalar tabii. Oh, çok şükür. Seni geçtim gördün mü? Ben de seni geçtim. Hızlandım işte geçtim seni. Hayır ben seni geçtim. Gürültü ne ya? Bak sana yaklaştım. Seni geçtim. Bu evin hali ne? Ne yaptınız siz? He? Çabuk topla. Çabuk topla buraları. Haydi. Çabuk. Delireceğim ben. Topla. Yakalayamaz ki. Gel buraya. Ki. Yakalarsan var ya. Yakalayamaz. Lan abaksız o buraya. Ya baba şuraya bak ya. Kızım çocuk dolabında ne var ya? Allah Allah. Şu evin haline bak ya. Hadi dışarı, ben konuşacağım onlara. Rukiye haydi dışarı. İyi. Şşş. Geçin bakalım siz böyle. Geçin böyle. Oturun öyle. Ha? Ulan sizi kikirikler. Dağıtmışsınız abi. Bak bu evin kuralları var diyor ha. Böyle evi dağıtmayasasınız. O zaman bizi parka götür dede. Hayır dede, parka götürme, ata götür. Aa evet, ata götür. Ne olur dede, ne olur. Ne olur, ne olur. Babanın atı varmış, öyle mi dede? Heh. Öyle. Babanızın atı vardı. Ulan siz nereden öğrenirsiniz ha bunları? Ha? Vardı babanızın atı, çok severdi ata binmeyi babanız. Çok da güzel bir atı vardı. Dede bize de alır mısın? Hem kötü adamlar gelince onunla kaçırız. Tamam, tamam sizi at bakacağım. Ama bak bir şartım vardır ha. Uslu duracaksınız. Rukiye'yi de üzmeyeceksiniz ha. Söz mü? Söz. Söz tamam. Sizi at bakacağım. Alo, Zülfü. Ha, oraya mısın? Uzun zaman oldu ya. Zülfü var mı elinde ya? Söyle cins olacak ha. Hah, bak, onu tutacaksın bana. Ben gelenece kimseye satmayacaksın, bakacağım ben ona. Tamam, aldım sözünü koydum cebime. Haydi, haydi Allah'a emanet. At işi tamam. Oley! Hayırlı olsun. Defan oldu. Tebligat getirdik. Hayırdır memur bey? Cenap Karlıca'ya baktık. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz memur bey. Sayın Cenap Karlıca, sizin ve oğullarınız hakkında uzaklaştırma kararı var. Bu kararı tebliğ etmek için geldim. Uzaklaştırma mı? Ah Yeşil ah. Kimi kimden uzaklaştırırsınız memur bey? Karlıca ailesi hangi mazluma ilişmiş? Kimin hakkını yemiş? Ne uzaklaştırması? Neye dayanarak? Biz bilmeyiz. Savcılık bir karar vermiş. Biz bu kararı tebliğ etmekle yükümlüyüz. İyi günler. İyi günler. Oku şu meleti. Aleyhine tedbir istenen Cenap Karlıca, Ünal Karlıca, Tufan Karlıca'nın korunan kişi Yeşil Çetin'e yönelik herhangi bir şiddet eyleminde bulunmamasına, Yeşil Çetin'in yanına, bulunduğu konut ve iş yerine 500 metreden fazla yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verilmiştir. Hayır. Atçı Zülfü haber yollamış. Size söylediğim atlar ağlıcı çıktı. Satayım mı diyor. Kimmiş? Bilmiyorum ama... Arabayı hazırlayın. Gidip atları da görelim. Alıcıydı. Tamam dayı. Haydi. Bir karar mı seni benden uzak tutacak Yeşil? Bir kağıt mı girecek aramıza? Benim yüzümden ne büyük korkular yaşadın. Sana karşı çok mahcubum Menevşe. Senin suçun ne canım? O onların hödüklüğü. Kadın kaçırmak ne, çocuk kaçırmak ne? Yaptıklarına bak. İşte ben de onu diyorum. Senin bir suçun yok. Vallahi hakkını helal et. Benim yüzümden... Ay benim yüzümden deyip durma. Ortada tek bir suçlu var, o da o eşkıyalar. Senden, çocuklardan masumu mu var? İyi ki varsın Menevşe. Sen de iyi ki geldin. Gerçi biraz kızgınım sana ama... birden yeğenlerim çıktı ortaya. Koskocaman hala oldum ya. Yaşlanmış hissediyorum kendime. Boncuk anlattı. Gece uyurken saçını tutmuş senin. Ninni bile söylemişsin. Tabii. Olacak o kadar. Halayım ben sonuçta. Yaşlansam da halayım. Benim de kuzum artık onlar. Çok sağ ol. Hoş geldin Cenap ağam. Hoş bulduk da sana kırgınım Zülfü. Niye ağam? Ne hatamız oldu? Atları sahiplendirmeye karar vermişsin. Bana haber vermiyorsun. Sen bilmez misin? En iyi ata ben alıcı olurum. Eğer ben sahiplenmezsem o zaman başkasına yar olur. Estağfurullah ağam. Sen de çok daha iyisin abi bu attan. Atın soyu kadar onu terbiye eden de muhimdir. Ataların kaç nesil ömürlerini atları terbiye etmekle geçirdi. Senin terbiye ettiğin atlardan istiyorum ben. Sağ ol var olam. O zaman neden benden başkasına haber verdin? Öyle oldu ağam. Kim? Bu mu? Evet ağam. Hem uzaklaştırma almışsın kıza. Hem de her yerde karşıma çıkıyorsun. Daha çok karşılaşacağız. Bu sefer kaybedeceğin savaşa girdin. Ali İshak Bıçakçı. Benim talip olduğum atı kimse alamaz. Benden başka. Başkalarını bilmem. Ama ben... senin talip olduklarını almanı engelledim daha önce. Hı. Bu da öyle olacak. Ali İsa. Allah'a şükürler olsun ki seni karşıma çıkarttı. Ya öyle bir düşmanımsın ki gençleşiyorum sayende. Kim olduğumu hatırlatıyorsun bana. Gencecik kısraklarla yarışan 18 yaşındaki o cenabı yeniden hatırlatıyorsun bana. Şimdi de sana kim olduğumu hatırlatayım. Zülfü, Bu at ne kadar? O safkan çok kıymetli bir at Cenap ağam. Değerini biçmek bile zaman ister tabii. Değer biçeceğin zamanın bedelini de çıkarsın. Beni bilmez gibi konuşma. Zamana değer biçemezsin Cenap Bey. Zaman hep galip gelir. Ve? Benim gibi. Haydi Zülfü, benden sana açık çek. Bu at benim. Açık çek derken 1 milyon öder misin ağam? 1,5 milyon veririm Seyz. Sen atı timar et. Torunlarıma hazırla, haydi. Zülfü, sen açık çekin anlamını bilmez misin? 2 milyon. 2 milyon lira. 3 milyon veririm. 10 milyon. Daha da kelam edersen altında kalmam bıçakçı, bunu bilesin. Anladın? Ben torunlarıma alacak çok at bulurum. Ama sen at alacak evlat bulamayacaksın yanında. Cenap Bey. Ziyade olsun Seyis. Senin kafandaki 40 tilki benim kafamdaki bir topal tavşan etmez Cenap Bey. 10 milyon verdi ya bir ata. 10 milyon. Ne o bıçakçı? İçini yiyor. Bir ata 10 milyon verdin ya. Şu koskoca dünyada başka at mı yok? Ha? Ne oldu? Sen aldın da ne oldu? Başın göğe mi erdi de? Vallahi ermedi desem yalan olur. Seni şöyle gördüm ya, daha ne ister? Hasmımın üzüntüsü bana düğün bayramdır ha. Çok üzülüyorum ya. Sorma Cenap Bey, çok. Şu yenilmeyi bir hazmedebilsem. Ya sen ne biçim topçusun bıçakçı? Gol atınca iyi. Yiyince de mi kötü? Sen ne anlarsın lan toptan? Ha? Ne anlarsın toptan? Sen daha elindeki bir kızı tutamayısın ha? Ben de laf çok Cenap Bey. Sen daha laf yetiştireceğine git o beceriksiz oğluna konuş Bader. Senin aklına kalmadım çok şükür. Herkesten her şeyi hakkını sordum. Hiç şüphen olmaz. O yeşil var ya bugün benim değil ama başka bir gün benimdir. Anladın? Sen aklını oralara hiç yorma. Alamadığın at kanı beynine sıçrattı. Kızgın yağ gibi kaynıyor. Bıçakçı, sakin ol. Yoksa elimden bir kaza çıkacak ha. Ofsayttasın Cenap ağa. Ofsayttasın. Cenap ağa. İshak Ali Bey. Az daha unutuyordum. O ne? Öyle dile. Benim oğlanın sünneti var da. Bu da davetiyeniz. Bekliyorum ha. İkinizi de. Valla çok da kallavi olmuş ha. Yakışır Zülfü'me. Geleceksiniz değil mi? Yoksa gelmezseniz çok üzülürüm ha. Bakacağız programımıza. Zülfü'm, ben geleceğim. Sağ ol ağam. Evet. Hocam. Son maçtan bu yana Yasin Bıçakçı'nın sahalara neden dönmediği konuşuluyor. Sakatlandığı söylenmişti. Durumu iyi mi? Durumu iyi. İyi, doktor gözetiminde. Yani stabil durumda. Doktorlar birkaç test yapacak, o kadar. Ne test yapılacak? Milli sporcumuz için endişelenmeli miyiz? Hiç endişelenmeye gerek yok. Yasin Bıçakçı en yakın zamanda aslanlar gibi sahaya dönecek. Şimdi müsaadenizle arkadaşlar. Benim bir toplantıya yetişmem lazım. Hocam, açıklamayı yaptım. Hocam lütfen. Teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar. Hocam lütfen. Hocamızı duydunuz. Hepinize teşekkür ederiz. Ulan Yasin. Tamam hocam, tamam. Açsana be oğlum. Hah, Yasin. Acil görüşmemiz lazım. Basın senin için çok endişeleniyormuş Yasin'cim. İyi tamam, geliyorum. Ya ne dedi şimdi? Sen şunu bir doğru düzgün anlat bakayım bana ya. Ya basın endişeleniyor muymuş? Neymiş işte bu sakatlık mevzusu? Engin Hoca geliyor, anlatır bize. Gelsin bana, şüphelensin basın. Biri biter, biri başlar. Bu ne duya? Allah'ım sen bana sabır ver, Allah! Hah, o sabrı oğlun yakında hepimize çektireceksen hiç merak etme. Hocam hoş geldin, geç hoş bulduk. Hoş geldin hocam. Ne diyor, anlat bakalım. Yahu millet soruyor. Yasin öldü mü, kaldı mı? Ama görüyorum ki maşallahı var. Ya benim maşallahım var zaten. Yani ben anlamadım. İyi olsam bir dert, kötü olsam ayrı dert ya. Ne diyorlar peki hocam? Ne diyorlar? Ya ne diyorlar işte. Seni son maçta oynatmadık ya. Ha. Ya işte dedik sakatlığı var falan. Ama üzerinden zaman geçti. İnsanlar sormaya başladı. Sakatlığının durumu ne? Öldü mü? Kaldı mı? Futbolu mu bıraktı? Yok de be. Ula adam ne bırakacak ha futbolu? Sen ne dedin peki? Ya ben ne diyeceğim işte doktorlar ilgileniyor. Testlerini meslerini yapıyorlar dedim ama... Bu benim dememle olacak bir şey değil İshak Ali. Doğru değilsin. Olmaz. Ben de bu Sermet'le konuştum ama hani halledeceğim dedi. Ya ancamsı yapalım diyorsun. Ya işte halledemedi o demek. Ya neyse ben çözeceğim ya. Tamam nasıl yapacaksın? Nasıl çözeceksin? Ya burada sormuşlar sen neden kalın diye. Kendi işimi kendim ederim demiş. Şimdi bu çocuk çıksın. Hı. Bir gözüksün basına konuşsun ama ben burayayım. Sağ salimim. Böyle. Hı? Edersin değil mi? Olur olur. Ha, alo! Bu oğlum çok kıymetlidir ha. Özlem Karan'dan sonra bu gelir. Gözün gibi bakarsın şeyimiz. Sen merak etme ağam. O bana emanet. Ha. Kimin elinden aldığımı bir bilsen. O yeşil kalleşi alamadım belki ama... ...onun istediği hata aldım. İhtimam göster. Yemini hiç ihmal etme. Güzelce tara tımarla, ay gibi parlasın. Tamam ağam. Dur hele. Bir de isim düşüneyim. Gözleri çok güzel ya. Sürme çekilmiş gibi. Tamam. Sürmeli olsun. Sürmeli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba ya. Merhaba. 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 Nasılsınız Yasin Bey? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Çok şükür. Siz? İyilik. Teşekkür ederiz. Biz hazırlıklarımızı yapalım o zaman. Heh. Canlı yayın olacağını söylemiştik evet, zaten. Tabii dedim ben onu. Aynen. Tamam. Evet, başlayalım. Buyurun. Buyurun. Evet, yayın için son... 5. Hocam 5 değil, çabuk ol. 4. Sağ ol, sağ ol. 3. Sağ ol hocam. 2, 1. Sayın seyirciler, bugün milli futbolcumuz Yasin Bıçakçı'nın evindeyiz. Evet, Yasin Bey, öncelikle son maç öncesi yaşadığınız rahatsızlıktan dolayı acil şifalar diliyoruz. Teşekkürler, efendim. Sağ olun. Gerçekten taraftarınız sizin için çok endişelendi. Yani taraftarlarımız eksik olmasınlar, sağ olsunlar. Desteklerini hep hissediyorum. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki endişelenmelerini gerektirecek bir durum yok. Çok şükür doktorlarımız olumsuz bir şey söylemediler. Peki ne söylediler tam olarak? Yani sizi tekrar ne zaman sahalarda göreceğiz? Çok yakında. Yani risk atmamak adına şu anda biraz dinlenmem önerildi. O yüzden biraz dinleneceğim. Emin olun ki en yakın zamanda formamı giyip sahalarda taraftarlarımı selamlayacağım. Bunun için de çok sabırsızlanıyorum. Lan senin selamını kim alır? Ne oldu baba? Sen sevdin galiba bu topçuyu. Belli ki bunlar işi kuralına göre oynuyor. Haberlerin sesini kumandadan kısar gibi kısıyor. Bize düşen de sesi açmak oğul. Senin bir bildiğin vardır ha. Aklım almıyor. Ne ya? Ya bu kız mahpustan çıktıktan beri nasıl olur da devamlı elimizden kaçar. Bu da yetmiyor gibi evimize, kapımıza polis memur gönderiyor. Vallahi bu işin rengi değişmeye başladı ana. Ben bilmem. Oğlun doğru söylüyor. Bu Yeşil Yasin'e de kandırmış ikizi gibi. Yılan gibi sokulmuş aralarına. Yeşil istiyorsak önce Yasin'i bitirmek gerek. Haklısın baba. Ya anlamıyorum bu Yasin nasıl hala insanlar arasına çıkabiliyor. Topa hile karıştırdı. Doping yaptı. Hiçbir yerde konuşulmadı. Baba bu Yasin'in babası var ya İshak Ali. He. Onun medyayla arası iyidir. Hemen haberin üstünü örtmüşler bu yüzden. Anlaşıldı. Ya seni de bayağı ihmal ettim ben. Neyse artık zamanı geldi değil mi? Dertliyim, kederliyim, der ne dersen ağlarım. Dertliyim, kederliyim, der ne dersen ağlarım. Gülmedim bu dünyada, gülmedim bu dünyada. Hem söyler hem ağlarım, hem söyler hem ağlarım. Gülmedim bu dünyada, gülmedim bu dünyada. Garip garip ağlarım, garip garip ağlarım. Üzülme sevdiceğim da ben hep böyle ağlarım. Üzülme sevdiceğim da ben hep böyle ağlarım. Yazma ile tükenmez, yazma ile tükenmez. Ha bu benim dertlerimde, ha bu benim. Yazma ile tükenmez, yazma ile tükenmez. Ha bu benim dertlerim de, ha bu benim dertlerim. Gökteki yıldızları da sayalım elli elli. Gökteki yıldızları da sayalım elli elli. Bu dünyadan fayda yok, bu dünyadan fayda yok. Öteki de şüpheli de, öteki de şüpheli. Bu dünyadan fayda yok, bu dünyadan fayda yok. Öteki de şüpheli, öteki de şüpheli. Bu dünyadan fayda yok, bu dünyadan fayda yok. Öteki de şüpheli, öteki de şüpheli. Sen burada mıydın? Evet. Kusura bakma, dinledim ama çok güzel söyledin. Yüreğine sağlık. Sağ ol. Uzun zamandır söylemiyordum aslında. Sesin çok güzelmiş. Yani şarkı çok güzelmiş. Aynen. Güzel şarkıdır. Ben sen sadece futbol oynuyorsun zannetmiştim. Şarkı söylediğini, gitar çaldığını bilmiyordum. Ha yani sen ne anlarsın müzikten, duygudan mı diyorsun? Yok. Yok, öyle demek istemedim. Şaşırdım sadece. Ya ben böyle bir ara heves etmiştim. O zamanlar bayağı ilgiliydim. Müziğe, gitara. Ama işte adı üstünde heves. Böyle kaldı gitti. Sen bakma yani, gitarı elime almayalı bayağı olmuştu işte. Zaten unutmuşum çalmayı. Bu unutmuş halinse bırakman iyi olmamış. Sen yine iyisin. Ben heves bile edemezdim. Kursağımda kalırdı. Ne zaman türkü söylesem sustururlardı beni. Neyse, ben seni tutmayayım. Ben Rıza dayıya bakmak için gelmiştim aslında. Yok yok, yani lafa tutmadın, öyle bir şey yok. Rıza dayı zaten birazdan gelecek. Otur istersen. Hatta yeni bir çay koymuştu. Bir bakar mısın? Olmuş mu, olmamış mı? İstersen. Bakayım. Oturmuş. İster misin? Bunu bir Karadenizli'ye mi soruyorsun? Vallahi Rıza dayı çayın iyi gelmediği şey yoktur der. Afiyet olsun. Teşekkürler. Biz de kızlarla cezaevinde hep çay demlerdik. Demin ne kadar fazla olursa zannederdik ki dertlerimizi o kadar hafifletecek. Önce elimizi ısıtırdı, sonra kalbimizi. Hadi o zaman içelim de içimiz ısınsın, değil mi? Harbiden olmuş, güzel olmuş. Sen bakma bu çayın böyle bardakta durduğunu. Çok şey anlatır aslında. Mesela diyelim bir derdin var, anlatamıyorsun. Karşındaki o derdini anlamışsa, sana eğer bir çay koyayım mı diyorsa, otur derdini anlat, ben dinlerim demek ister. Yani ne bileyim, diyelim sohbete daldın, böyle hiç farkında değilsin, çayın soğumuş. Karşındaki sana sormadan, sen bir şey söylemeden çayını tazeliyorsa, senin ne kadar önemli olduğunu gösterir aslında onun için. Eğer sen mesela tam böyle kalkma üzereyken bir çay daha ister misin diye sorarsa, bu da gitme, kal, biraz daha vakit geçirelim demek aslında. Aslında yani çok manası var da. Sen içmedin, çayın soğudu. Ben sıcak sıcak... Ben gitsem iyi olacak sanırım. Yeşil. Efendim? Bir çay daha içer misin? Selamlar Sermet Bey. Nasılsınız? Ben Cenap Karlıca. Sizi yarış dünyasından tanıyoruz efendim. Hem biz gazete olarak atçılık sporuna önem veren bir gazeteyiz. Hayırdır? Beni aradığınıza göre bir isteğiniz falan mı vardı? Öyle sayılır. Bir ricam olacak sizden. Tabii tabii buyurun, hayırdır inşallah. Futbolcu Yasin Bıçakçı. Onun sizde bir dosyası varmış. Hala çıkmamış piyasaya. Evet. Öyle bir haber geldi ama tam emin olamadık tabii. Duyduğuma göre sizin de yarış atlarınız varmış. Bir konuda sizi uyarayım Sermet Bey. Bugünlerde bazı seyisler atların buğdayına zehir katıp öldürüyormuş. Siz hem seyisinizden hem haberlerinizden emin olun bence. Tabii tabii. Siz hiç merak etmeyin. Ben tekrar gözden geçirip öyle yayınlayacağım haberi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoş geldin. Bütün baş başa kalıp konuşamadık. Gel. O daha iyisi bir şey yaptı mı sana? Neydi adı? Tufan. Ne haltsa işte. Çok korkuttu mu seni? Yani ne yalan söyleyeyim, başta korktum. Ve çocuklar için korktum. Yolda giderken polis çevirmesiyle karşılaştık. Tamam dedim, kurtulduk herhalde. Onu da atlattı. Sonra daha çok korktum. Kaçmaya falan çalıştım. Uf, fenaydı işte ya. Ay, korku filmi gibi. Menevşe, kıyamam sana ya. Yok yani tam öyle de değil yani. Canavar da değildi. Tamam daha iyisi ama öldürmezdi bizi yani. Yapamazdı. Niye öldürmesin? Adam psikopat değil mi? Değil. Babasına kendini ispatlamaya çalışan küçük bir çocuk sadece. Boncuk hastalandığında eli ayağına dolaştı. Ne yapacağını şaşırdı. Vicdanlıydı yani. Ama acımasızdı da. O ne demek kızım ya? Vicdanlı, acımasız. Yani kendine acımasız. Ya kendini canavar gibi göstermeye çalışıyor. Onun bunun lafıyla oradan oraya savruluyor. Aman neyse ya. Bir dışarı mı çıksak? Bunaldım ben. Hadi. Sen neden buradasın da çocukların yanında değilsin? Ben aslında Rıza dayıya teşekkür etmek için gelmiştim. Sonra edersin teşekkürünü. Git çocukları sahipsiz bırakma. Haydi. siz iletirsiniz. Yasin. Efendim anne. İçim hiç rahat değil oğlum. Niye, ne oldu? Bir şey mi oldu? Bu kadına dikkat et. Kardeşin gibi senin de aklını çelmesinden korkarım. Ya durup dururken nereden çıktı ki böyle bir şey? Anneyim ben. Anneler hisseder. Ne olur ne olmaz. Sen yine de dikkatli ol, tamam mı oğlum? Bak Ersin'den sonra seni de kaybetmeye dayanamam. Hı? Anladın mı? Dayanamam. Dikkat et. Merak etme anne. Ne yaptın? Hani nerede haber? Ya ver şu haberi. Neyi bekliyorsun? Magazin var Yasin yok. Hadi ver de şu haberi. Ortalık şenlensin. İnsanlar hakikat nedir görsün bakalım. Kahvam soğumadan ver şu haberi. Tamam. Evet, şimdi bir son dakika haberi ekranlarda efendim. Yasin Bıçakçı'nın son maçtan önce doping kullandığı resmi verilerle kesinleşmiş. Ya çekil ekranlardan çekil ya! Çekil şuradan! İshak Ali, doping nedir? Yasin ne yapmış Yasin? Ana bir dur ana ya! Ana bir dur ya! Duayen isimlerinden İshak Ali Bıçakçı. Bıçakçı ailesi iki oğlunu da futbol dünyasına kazandırdıktan sonra bir oğlunun ölümünün ardından büyük bir yas sürecine girmişti. Yasin Bıçakçı'nın doping skandalı şimdi akıllara yeni bir soru getiriyor. Acaba kardeşi Ersin Bıçakçı da bu yollara başvuruyor mu? Ünlü futbolcunun doping testlerinde pozitif çıktığını biliyoruz. Eyvallah biliyoruz. Artık tüm Türkiye biliyor. Şimdi tüm Türkiye'nin gözü kulağı milli futbolcunun yapacağı açıklamada olacak. Vallahi ben Ersin'in adını sizin ağzınıza altırır mıyım? Bıçakçı'nın numunesinde... Benim elimden nasıl alacaklar sizi? Kim alacak sizi benim elimden? Ne oluyor? İyi misin? Baba. Kızım bir sus. Sus kızım sus. Yok kim duydu ya bunu? Yasin'in yaptığı sadece kendisini değil, ülke futbolunu da etkilemiş. Kim duydu da etti bunu bir iş var ha bunda. İshak Ali, bu magazin sayfasında Yasin'e hileci diyorlar. Vay anam yandık. Yandık bittik. Baba! Duyulmayacak demiştin. Sorun yok demiştin bana sen. Bağırma. Nasıl bağırmayayım ya? Duymuyor musun şunu? Gerekeni yapıp Yasin'i kovacağımı düşünüyorum. Yapma. O zaman. Bu unutulacak ya. Unutulacak bu haber. İnşallah unutulacak. İnşallah maşallah mı var bu işin? Ha bütün ülke öğrendi daha. Yalancı diyorlar oğluma oğullarıma. Nasıl oğullarıma? Ersin için de mi şey diyorlar? He? Ya konuşsanıza! Ne diyecekler de Ersin'e? Benim kocam yapmaz. Benim kocam yapmaz. Dur oturalım, dur canım. Bunu birisi yapayım, kim yapayım? Ya bu işte bir iş var. Buna kimse kolay kolay cesaret edemez ha. Bu işte bir iş var, bir oyun var ya bu işte. Ondan önce bana kumpas kuruluyor. Sonra da itibarım yerle yeksan oluyor. Bütün bunlar nasıl oluyor baba? Kim yapıyor bunları? Hangi şerefsiz yapıyor bunları? Nasıl oluyor bütün bunlar ya? Bilmiyorum ama bulacağım. Ne dedi onlar? Ne yapmış Ersin? Ya biri bana bir şey söylesin. Ayça, hoş geldin, gel. Gel. Bir sana bakayım dedim. İyi yaptın, gel. Nedir durum? Olay çok büyümedi inşallah. Felaket çıktı ya, resmen felaket. Ay Ayça, parça parça anlatmasana, anlat. Korkutma insanı. Bu sefer Yasin delirdi. Çıldırdı yani. Bildiğin skandal haber. Nasıl delirdi? Yasin'in hayatı bitti kızım. Tek bir iftirayla mı hayatı bitti? O kadar mı? Televizyonda her yer bas bas bağırıyor. Milli futbolcu dopingliymiş diye. Rezil oldu resmen çocuk. Bitti, bütün kariyeri mahvoldu. Evdeki halini görmen lazımdı ya. Yeşil, çok üzüldüm. Elimden de hiçbir şey gelmedi. Belli ki bir oyun. Allah, oyun. Bitti işte kariyeri. Ayça, çok üzüldüm. Yani inşallah olay daha büyümeden çözülür. İnşallah. Neyse canım, gideyim ben. Görünmeyeyim burada, bir seni göreyim dedim. İyi yaptın, hadi git sen. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Alo, Sermet. Bu spor programları Yasin'i yemiş bitirememiş de... Hadi Yasin'i geçtim. Ölmüş oğlum Ersin'in adını besmelesiz nasıl anıyı bunları ağızlarına? Sermet, de bakayım bana. Keşke bir merhaba deseydiniz İshak Ali Bey. Neden bahsettiğinizden haberim yok. Ula merhaba diyecek hal mi bıraktınız adamda? Senin haberin olmazsa kimin haberi olacak bu işlerden Sermet? Ben bu kadar detayı bir sağa dedim. Ha bir de bu kumpası kim ettiyse o biliyor ya. Hanginiz ettiniz de bakayım bana. Siz ne ima etmeye çalışıyorsunuz pardon? Ula ne ima edeceğim? Ne diysem bodoslama değilim işte Sermet. Ben kimseye hesap vermeyeceğim. Sen mi ettin bu işi? Yoksa yapana müsaade mi ettin diyorum. Ha Sermet? Alo. Alo. Senin babanın sarap çanağına. Sermet Bey, adamların isteyince ne güzel şakıyor. Ah, sağ olun efendim. Ne demek? Haberin duyulması için herkesi seferber ettim. Öyleyse sana bir müjde. Bir sonraki yarışı senin atın kazanacak. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Minnettarım efendim. Saygılar. Madem büyük şehirlerde intikam böyle dolambaçlı yollardan alınıyor, biz de usulüne göre alırız vakit. Şimdi dövün dur bıçakçı. Bıçakçı. Yasin. Yeşil. Nasılsın? Nasıl olayım? Gerçekleri senden dinlemek istedim. Ne dinleyeceksin ki benden? Gerçekleri kim bilmek ister ki? Git içeriye, aç herhangi bir kanalı. Her yerde veriyorlar haber işte. Ben televizyondaki haberlere inanmam. Öyle mi? İyi, ben anlatayım sana o zaman. O basın ordusu... Benim dopingli, sahtekar bir futbolcu olduğumu bas bası bağırıyor. adamı sanımı yerle bir etmek için yemin edercesine yayın yapıyorlar. Eğlenceyle döndürüyorlar haberi ha. Tabii. Bitiyor mu? Yok. Tekrar. Herkes ezberlesin diye. Tüm Türkiye, tüm dünya duysun diye. Umut olduğumu düşündüğüm küçücük çocuklar bile duysun diye. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin bunları. Her haber doğru değildir ki. Ne önemi var ki? Herkes inandıktan sonra bir şey ifade etmiyor ki. İnansınlar. İnansınlar. Sen kendini bilmiyor musun? Elbet ispatlarsın. Benim bir ömür yaptıklarım ispat değil mi? Ben her şeyimi göz önünde yaşadım. Daha ufacık yaşta başladım. 8 yaşında başladım futbol. Daha bu yaşıma kadar oynadım. Ne oldu benim bütün bu emeklerim? Nerede? Bir haberle. Hepsi bitti gitti. Benim adımı, sanımı, şöhretimi, itibarımı, her şeyi mahvetti basın. Canımı yakan şey ne biliyor musun? Yani futbol hayatımın bitmesinden daha çok haberlerde böyle manşet veriyorlar ya. Yasin Bıçakçı bütün kariyerini dopingle elde etti diye. Ya bu benim canımı çok yakıyor ya. Soruma cevap vermedin. Uf, ne sorusu ne? Neyden bahsediyorsun? Nasılsın diyorum. Haberleri sormuyorum. Sen nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Görüyorsun işte, bitik bir haldeyim. Bir iftirayla meslek hayatım bitti yani, öyle mi? Mesele sadece mesleğim de değil. Mesele böyle ucuz bir iftirayla benim futboldan, takımımdan, en kötüsü de Ersin'den ayrı düşecek olmam. Ya bu Ersin'in hayaliydi diye ben o kulüpte top koşturuyorum. Ben her maça o varmış gibi çıkıyorum. Bir emaneti forması. Ben o formayı onun için giyiyorum. Şimdi ben onun emanetine nasıl sahip çıkacağım? Ha? O kadar tanıdık ki. Yani bu his diyorum. Bana çok tanıdık. Kendini dipsiz, uçsuz bucaksız bir kuyunun içinde hissediyorsun. Karanlık, yapayalnız. Sesini kimse duymuyor. Duyan olsa inanmıyor. Ama biliyor musun? O uçsuz bucaksız kuyunun içinde öleceğini zannediyorsun. Hiç beklemediğim bir anda biri geliyor o kuyunun başına. Beklemediğim bir anda bir el uzanıyor. Bir ses, bir nefes oluyor. Sonra kurtuluyorsun. Tabii eğer sen seslenmekten vazgeçmezsen. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Benim bu düzenbazlığı ispat etmem lazım. Hani onların sesi çok çıkıyor ya. Konuşma sırası bana da gelecektir elbet. O zaman çıkıp avaz avaz bağıracağım arkadaşlar. Bu diye. Hangi aşağılık, hangi deliğe girerse girsin onu bulacağım. Kendim ispatlayacağım. Temize çıkaracağım. Ben onların söyledikleri gibi bir Yasin değilim. Değilim. Sana kafayı takmış, ayağını kaydırmaya çalışan biri. Kim? Kim olabilir? Cenap Ağa, Yasin. Bu işi Cenap Ağa'dan başkası tezgahla yapmaz. Sen kazadan sonra test yaptırmadın mı? Evet, doğru. Kazada onların işi olmasın. Yani ben motosiklet bana çarptığında bilincim kapalıydı. Hatırlamıyorum ki. Hem kim, nerede, ne ara yapacak böyle bir şeyi? Hastanede vermişlerdir. Ya da ambulansta belki, bilmiyorum. Ama buluruz. Peşine düşeriz. İzini süreriz. Buluruz. Hayır yani. Ya cinayet işlenseydi orada ne olacaktı o zaman? Ne demek kayıt yok, mobese yok ya? Oradaki restoranlara, kafelere bakın dediler ya, illa ki birinde kamera vardır. Ha, oldu, restoranlar da bizi bekliyordu. Kapı kapı dolaşalım öyle. Yasin, zaten hastaneye gitmeyecek miyiz? Sen bir sakin ol, olur mu? Doğru söylüyorsun. Tamam, hadi. Sor. Pardon. Buyurun. Ya geçen gün bana bir motosiklet çarptı. Beni sizin hastaneye taşıdılar. Mümkünse o günün kamera kayıtlarına bakabilir miyiz? Ambulansı bulmamız lazım da. Niye? Saatini unutmuş Yasin, o yüzden. Aynen. Tamam. Gelin yardımcı olmaya çalışayım. Nerenin ambulansı olduğunu söyleselerdi bari ya. Bilmiyormuş işte. Buranın değilmiş. Tek bildiğimiz bu. Ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Eve gideceğiz. Hastane dolaşamayacağımıza göre. Hadi. Böyle eksik sofra sevmem ben. Yasin'im nerededir? Menevşe nerede? Eski köye yeni adet çıktı. Menevşe aradı, yoldaymış. 5 dakikaya evdeyim dedi. Yasin Bey de odasında. Yemek hazır değilim, aç değilim diye. İnmeyecekmiş. O neden? Açlık grevi mi yapacakmış şimdi paşazade? Ben işte millete yemek getireceğim ya. Bir tabakta onu hazırlarım, bırakırım odasına. Bırakın. Evin beyle hanımına hizmette kusur etmeyelim. Baba. Hah, gel soğutmadan, haydi tavuklar buz gibi oldu. Dışarısı basın kaynıyor ya, saçma sapan sorular sordular. Zor attım içeri kendimi vallahi. Ulan şuraya bir yemek yiyeceğiz, burnumuzdan getiriyorlar ha. Nereye gidiyorsun? Çok bunaldım Gülender, bir duş alıp... Ya nereye gideceğim ya? Aşağı ineceğim, adamları kovalayacağım, basına konuşacağım. Ne yapacağım? Allah Allah. Önce yemeğini bitir. Acacına laf edilmez öyle. Kurban olduğum Rabbim, sen benim üstünüysün ya Rabbi ya Resulallah. Edilmez. Ben de yemekleri getireyim Müsteminat'a. Ben götüreyim. götüreyim. Hadi. Boncuk! İsa, hadi gelin annem. Oo, ne kadar çok oyuncak var. Hepsi bizim mi? Hepsi sizin için annem. Dedeniz sizin için göndermiş. Oynayın, hadi oynayalım. Aa, sarı elbiseli bebek. Dur ben bakayım. Oynayın annem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gelsene. Yemek getirdim sana. Valla oyuncaklarımıza bak. İnanamıyorum, çok güzeller. Hepsi sizin mi bunların? Neden göndermiş valla? Vallahi hepsi bizim. E güle güle oynayın o zaman. Gelin bir öpeyim ama. Öpücük hadi. Hadi halaya öpücük. Hadi hadi. Oh 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 oh. Hadi oynayın siz. Hadi annem. Bana bakın. Bakın herkes duysun. Benim oğlum doping moping bilmez, etmemiştir öyle bir şey. Bu bir tezgahtır. Bu tezgahı kuranlar er geç yakalanacak. İşte o zaman adalete ve Türk futboluna hesap verecekler. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi pılınızı pırtınızı toplayın. Dağılın evimin önünden haydi. Ağam sen de bunları iyi de neye ünlü ettin ha. Ne zaman televizyonu açsam bunları ekrandalar. Hele dur. Bunlar daha iyi günleri. Ben müştemilatta biraz düşündüm. Bir yolu daha var. Bu doping iftirasını çözmenin bir yolu daha var. Yani işi olan oldu artık. Ortada bir cenaze var. Artık onu kaldırmaya bakacağız. Bak, bizim cezaevine bir kız girmişti. Birkaç ay yattı çıktı. Kocasının sevgilisini yaralamış. Kocası onu aldatmış, kaçmış gitmiş. Biz de sorduk. Olayı nasıl çözdün, nasıl ortaya çıkardın diye. Meğerse bir uygulamaya kocasının gittiği son mekanın konumunu girmiş. Oradaki insanların paylaştığı fotoğrafları, her şeyi teker teker incelemiş. Meğerse kocası onu kuzeniyle aldatıyormuş. Sonra? İşte biz de gireceğiz konumu uygulamaya. Oradaki insanların paylaştığı bütün fotoğraflara teker teker bakacağız. Ya illaki ya motoru buluruz, ya birini buluruz, yani ya bir ipucu buluruz, bir şey. Ya sen belli ki sosyal medyayı da dışarısı kadar tanımıyorsun. Orada kaç yüz tane insan fotoğraf atmış. Senin haberin var mı Allah aşkına? İşte iş bölümü yaparsak buluruz. Sen bana söyle oradaki bir tane mekanı. Ben bakmaya başlayayım, sen de başka mekana bak. Elmeşe. Al şu telefonu. Hadi Yasin Bıçakçı, haydi. Haydi gir konumu. Nereden bulacağız şimdi bu kadar şeyi? Bir şey mi oldu? Şuna bir baksana. Ne yazıyor burada? Bakayım. Benziyor mu? Benziyor. Benziyor da bir şey gözükmüyor ki. Plaka milaka hiçbir şey yok. Ne yazıyor burada? Fes Kurye. Tamam. Hah. Tamam, yarın ilk iş buraya giriyoruz. Tamam. Fes Kurye. Teşekkürler Yeşil. Çok sağ ol. Rica ederim. O zaman yarın görüşürüz. Pekala. Görüşürüz. İyi geceler Yasin Bıçakçı. İyi geceler. İyi geceler. Fes Kurye. Gidelim bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sağ ol. Kolay gelsin. Yetkili biriyle görüşecektim ben. Tabii ki. Masası orada. Eyvallah. Merhabalar. Kolay gelsin. Buyurun, hoş geldin. Ya bir şey soracağım. Ben birkaç gün önce bir kaza geçirdim ben burada. Daha doğrusu motor çarptı bana. Size şirkete ait. Öyle mi? Bu motoru kullananı bulabilir miyiz? Çok geçmiş olsun. Buyurun oturun. Peki elinizde plakası var mı sizde? Plakası yok. Ama şöyle bir fotoğraf var elimizde. Bakayım. Anladım. Bizim de geçen bir aracımız çalındı. Başka bir yerde terk edilmiş olarak bulduk. Arkadaşlardan bir detaylı bilgi alayım. Belki daha kolay yardımcı olurum size. Lütfen. Alo Esra Hanım, kolay gelsin. Ya bir şey soracağım sana. Bizim çalınan araç nerede bulundu? Öyle mi? Peki, teşekkür ederim. Bulunduğu lokasyon Beykoz Kavacık. Tamam, benim kaza yaptığım yer de o mıntıka. Aracı kullanan bizim kuryelerden biri olsaydı daha kolay yardımcı olurdum size. Çünkü elimizde hasar kaydı yok. Peki yani siz bu motoru kullanana ulaşamadınız mı? Maalesef ulaşamadık. Keşke elimizden bir şey gelseydi. Eyvallah hocam, sağ ol. Kolay gelsin. Nasıl? İyi günler. Güle güle. Sağ ol. Yasin dursana, niye beklemiyorsun? Ya neyi bekleyeceğim ya? Buradan da bir şey çıkmadı işte. Fotoğrafa belki daha dikkatli bakarsak bir şey bulabiliriz. Ya boşuna uğraşıyorsun. Belli ki bu adam her detayı düşünmüş. Neresinden tutarsak tutalım elimizde kalacak. Elindeki dövmesine kadar mı düşünmüş? Ne dövmesi Allah aşkına? Ne diyorsun? Bak elinde çok belirgin bir dövme var. Ya dövmeden adam mı bulunur Allah aşkına? Yasin bak, bu öyle herhangi bir dövmeye benzemiyor. Bir tasarımcının dövmesi gibi ya da özel bir dövme gibi. Belki anlayan birine sorarsak kimin yaptığını bulabiliriz. Ya sen dövmeden ne anlarsın ki? Niye anlamayayım? Yeşilim, sonra adam dedi ki bana... Ya ödemiyorum ya dedi. Ne demek dedim ya ödememek, o kadar çalıştım dedim saatlerce ya. Vermedi mi? Vermiyorum dedi ya. Bak dedim, eğer dedim benim paramı vermezsen dedim. Emek var orada ya, emek. Kesinlikle emek var, dedim ki vereceksin paramı. Vermem ya dedi. Ben ne yaptım? Dükkanı kundakladım. Kundakladın. Ya. Evini de kundakladım. Zorla kundaklattırıyorum. Evet. Verecektin ya paramı, ne demek bu ya? Emek bu. Ne haber cimcime? Sonra beni yakaladılar tabii ki. Ne yapayım? Verseydi parasını canım. Ne diyeyim yani? Raddeye getiriyorlar insanı. Zorla kundaklattırıyorlar ha. Boncuk. Anlaşılan Boncuk sensin. Evet. Galiba biraz anneni korkuttun. Boncuk, ne yapıyorsun annem sen burada? Anne, abla çok güzel resimler çizdi. İyi o. Ben Gizem. Bu sabah siz kahvaltıdayken geldim. İlgisini çekti herhalde çocuğun. Ben de geç fark ettim. Fare gibi girmişti dibime. Kusura bakma, rahatsız ettik, bir daha olmaz. Yo, rahatsız olduğumdan değil. Merak ettiyse gösterebilirim defteri. Ben de sıkıntıdan patladım zaten. Bakın. Bir şey diyeceğim, sen böyle çizim yapmayı nasıl öğrendin? Tatucuyum ben. Ha? Neci? Anlamadım. Yeşilim dövmeciymiş, dövmeci. Ha. Ya aslında ben de yaptırmak istiyorum da cesaretim yok. İğneden korkuyorum da ben. Kız, iğneyle mi yapılıyor bu? Vallahi insanın canından can gider ha. Biraz acıyor ama dayanılmayacak gibi değil. Ay ne dayanacağım be? Çin işkencesi gibi bir şey. Peki ya yanlış bir şey yaparsan geri de alınamaz. Bak canım, şöyle anlatayım. Öncelikle istenilen bölgeyi alkollü suyla temizliyoruz. Hatta son yıllarda acımasın diye jel kullananlar da var ama ben çok kullanmadım. Zaten pek fazla müşterim olmuyor. Neyse, ondan sonra kopyalama yapıyoruz. Deseni iyice belli olsun diye ve üstüne çizim yapıyoruz. Sonrası perfect. İşte böyle. Ha, bakayım. Anne, bozacaksın. Peki desenlerine nasıl karar veriyorsun? Dövmecilerin böyle defterleri oluyor. Şablonlara bakıp ona özel tasarımlar çıkartıyoruz. Mesela ünlü dövmecilerin kendilerine has tasarımları oluyor. Mesela ben bu kuş motiflerini bir dövmeciden öğrendim. Ne zaman kuş dövmesi görsem aklıma hemen o gelir. Ya o yapmıştır ya da yapanı tanıyordur. Yani bir nevi sanat yapıyorsunuz ha. Vallahi. Bak şimdi ben de ince ince kanavite işlerdim eskiden o. Aklıma geldi. Ne güzeldi ya. Bu arkadaşın numarası var mı peki? Nasıl ulaşacağız? Cemile. Cemile de vardır. Yazayım. Sorsana bir. Dur yazıyorum. Alo, buyurun. Hah, alo. Merhaba Gizem. Ben Yeşil, cezaevinden. Aa, Yeşil. Ne zaman çıktın? Çok olmadı. Ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Sağ olasın. Ben sana şey diyeceğim. Benim yardıma ihtiyacım var. Bir yardım edebilir misin bize? Tabii tatlım, buyur. Eğer elimden gelen bir şeyse seve seve yardımcı olurum. Çok sağ ol. Şimdi Gizem, şöyle bir dövme var. Ve bizim onu kimin yaptığını bulmamız gerekiyor. Sana bir fotoğrafını atsam, sen bir baksan belki tanıdığın biri yapmıştır. Ha? Yolla bakayım bir. Hah, yolluyorum, tamam. Bekle sen. Dur, hemen. Alo, bakabildin mi? Bu tarz dövmeleri Cihan abi var. Ya o yapmıştır ya da kanadından bir yerinden kimin yaptığını bilir o zaten. Adres sorsun. Adres var mı sende? Tabii tabii. Bana da o öğretti zaten. Yolluyorum hemen adresi. Süper. Tamam, tamam canım, sağ olasın. Gel bir gün. Yüz yüze de uzun uzun hasret gideririz. Tamam, tamam. Öpüyorum. Görüşürüz. Yasin, dur bekle. Beklemiyorsun daha hiç Yasin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yasin Bey, sizi burada görmek ne güzel. Eyvallah. Dövme yaptırmaya mı geldiniz? Ben en güzel modelleri göstereyim. Yok, dövme yaptırmaya gelmedik. Ben sana bir dövme göstereceğim. Bak bakayım, bunu sen mi yaptın? Ya da yapanı tanıyor musun? Yok, yani bu civarlarda yapılmış olsaydı hatırlardım ama... ...ben çıkaramadım. Bize bu tarz dövmeleri senin yaptığını söylediler, biz de geldik. Sen yapmasan da mutlaka yapanı tanır dediler. Bir iyi bak bakayım şöyle. Bak. Ya, bu civarda yapılmış olsaydı kesin hatırlardım. Ama çıkaramadım Yasin Bey. Öyle diyorsun yani. Evet, kusura bakmayın. İyi. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler. Buradan da bir şey çıkmadı ya, nasıl bilemez? Tamam, şey yapma ya, başka bir yol bak. Yasin Bıçakçı'yla ne işin var? Evet, adam buraya geldi, seni arıyor. Yaptırdığın dövmeden tanımış seni. Oğlum ne halt karıştırdıysan git saklan. Ya ben biraz geçiştirdim ama yine de dikkat et. Lan hani bilmiyordun lan? Ha? Hani bilmiyordun lan? Abi vallahi bilmiyorum. Ya kes! Duydum lan ben duyacağımı. Bana hemen o adamın adresini vermezsen bak gömerim seni buraya, söyle. Abi bilmiyorum dedim ya. Ulan. Oğlum bak uğraşırım seninle, tamam mı? Bir lafımla bitiririm seni. Bir adam yüzünden üzülmeni istemem. Söyle. Koskoca futbolcu bir adam yüzüne kıyamet koparacak, öyle mi? Benim o adamla bir işim yok. Sadece isim alacağım. Ondan sonra ne hali varsa görsün. Söyle. Hadi. Eğer bir şey yapmayacak... Ya söyle! Yasin. Bu adam spor salonunda çalışıyor. Hangi salon? Salon nerede? İki sokak arkada. Spor Center diye bir yer. Yasin. Yasin hadi gidelim. Ne uğraştırıyorsun birader? Başına söylesene şunu. Yasin hadi. Tip ya. Abi başım belaya girmeyecek dedin, Yasin Bıçakçı beni arıyor. Nasıl arıyor? Abi ne bileyim, dövmeci aradı. Dövmemden bulmuş beni. Tamam koçum, sen şimdi çık oradan. Ben hemen geliyorum. Patron. Tekrar geliyorum. Ne oldu? Benim çıkmam lazım, evden aradılar. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok, acil çıkmam lazım. İyi tamam hadi. Yarın canını okurum ama. Ağam hani gitmeyecektin bir yere? Nereye gidiyorsun? Kes Dilaver. Kal burada. Hadi bakalım. Lan sen abi, kimden kaçabileceğini zannediyorsun lan? Abi ben... gözünü seveyim bırak beni. Anlat oğlum, anlat. Abi ne anlatayım? Abi vallahi telefonla adrese bakıyordum. Sen aniden karşıma çıkınca duramayıp çarptım. Sonra da ünlü futbolcu olduğunu görünce korkup kaçtım abi. Lan o yüzden mi şimdi kaçıyordun bizden? Abi siz öyle kapıya kadar gelince bir anda korkup kaçtım işte. Yasin! Tufan! Tufan burada.